Merhabalar sevgili izleyenler. Rabbime şükürler olsun diyerek bu hafta sizlere de merhabalar dedik yine. Evet, bu hafta Melahat Hocam bizimle beraber küçük hurç çalışmalarını gösterecek. Mihriban bizimle beraber süper iplerle farklı şeyler gösterecek. Zübeyde Hocam dikiş makinesini boyayacak ve bir konuğumuz var. Bence programı sakın kaçırmayın. Evet, ilk önce Melahat Hocam'dan başlayalım. Bakalım bugün küçük hurç çalışmaları dedim. Evet. Bunlar dolapların içerisinde o kadar çok lazım oluyor ki hocam. Önce merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz. Allah iyilik versin, hamdolsun ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Dolap içinde bir şeyler yerleştirmek için gerçekten çok kullanışlı oluyor bu hurçlar. Evet. İstediğimiz ebatlarda dolabın koyacağımız yere göre değişik şekillerde, ölçülerde çalışabileceğimiz hurçlar. Ben bugün bir tane dikilmiş hurç getirdim. Bunun birkaç çeşit dikilme şekli var. Onları göstereceğim. Bebek eşyalarını koymak için ufak bir hurç İdeal, hazırladım. İdeal değil mi? Ben. Çoraplarını, evet. Çamaşırlarını. Şu şekilde. Şöyle çevireyim. Bunu farklı çalıştım ben. İki parçada. Normalde biz şu yan parçaları ayrı çalışıyoruz. İki ayrı parça ve bir ana bedenle çalıştığımız hurç var. Sürekli yaptığımız. Geçenlerde bir hoca hanımla istişare ettiğimizde böyle çalıştığını söyledi. Ben de bugün burada onun çalışmasını göstereceğim. Çok iyi olur tabii ki. Üç çeşit hurç çalışıyoruz biz. Şurada kestiğimi göstereyim. Şu şekilde. Biraz da şaşırdım. Ben biye falan çekmeden koymuştum hurcu buraya makinenin üstüne. Kendiliğinden biyeler çekilmiş. Evet. Bizim kamera arkası da artık bu işleri o kadar öğrendi ki. Seyhan arkadaşımız güzelce biyeleri çekti. Evet, biyelerini bana çekmiş, hazırlamış. Fermuar da dikilse çok iyi olacaktı ama değil mi? Fermuarını dikmemiş. Artık onu izleyicilerimiz görsünler diye yaptırmadık biz ona. Evet, elimde ölçülerini verelim hocam ilk önce. 30'a 82 parçam vardı benim. 30'a 82 bir parça. Şu kısmı 30, geniş olan yer 82. Böyle bir parçam var. Bunu ben 3 ayrı şekilde nasıl çalışıldığını göstereceğim. İki dar kenarlarına biye geçirip fermuar yapıp ortadan açılmış. Şunlar da kenarlarına dikerek biraz evvel bahsettiğim hurç olur. İki evet. Yan parçaları. Hı. Bu şekilde bir çalışmamız var. Yine burada fermuarı kullanarak şu şekilde sandık şeklinde açıp tekrar yine yan parçalarını buraya yerleştirerek fermuarı üç tarafına dolaşarak çalıştığımız bir hurç var. Bir de bu şekilde iki parçadan çalışılan bir hurç var. Ben onu merak ettim doğrusu. Diğerlerinden çalıştık daha önceden. Daha sonra bunları da göstereceğim. Tamam. Bunun için nasıl alıyoruz bu hurcu? Şu üst parçamız ölçüyoruz. 30 santime 82 demiştik. Burada alacağım parça şu üst kısmı, yan kısmı ve alt kısmı. Bu üçünü bütün alıyorum. Evet. 30, 18, tekrar 30. Şuradaki parçayı bütün alıyorum. 60-78 evet. Santim o zaman. Şu yan parçayı tamamen bütün alıyorum. İki ayrı parça değil, bunda önü de beraber alıyorum. Şu şekilde. Hocam onu aslında burada beraber kesseydik çok güzel olurdu ama siz kesip getirmişsiniz, ben kestim. Onu gösterelim. Ha, şöyle, şurayı kestim şöyle, şu şekilde. Şu da üç tarafı olan bu ve alta dolaşıyor. Aa, bu da. Çok şöyle, güzel. Şu parçam. Şu öndeki şurası oluyor. Evet, çok şu farklı. Şekilde birleştiriyorum. Buradaki fermuar çalışması zor olduğu için biraz daha dikkat isteyen bir şey, biraz daha kolayını bulduk. 5 santim aşağıdan şuradaki parçamı 5 santimden kesiyorum. Her iki tarafına biye geçirip fermuarı buraya çalışıyorum. Hurca oturtmadan burada çok daha kolay oluyor. Aa, ne güzel. Daha sonra buraya birleştiriyorum. İsterseniz ben burayı kesip biyelerini çalışayım, fermuarı dikeyim, birleştirirken göstereyim. Tamam esas hocam. Esas önemli olan orası zaten. Tamam. Fazla tamam. Vaktinizi almayayım. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tamam hocam. Evet, biz Zübeyde hocama da bakalım. En son Mihriban'da kalalım. Mihriban'la biraz daha uzun sürecek işimiz çünkü. Hocam merhaba. Merhaba Mukadder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var bugün. Ama ses gidiyor mu acaba? Dönmüş şöyle bir uzatelim. Hemen. Anayım mikrofonu. Biraz daha şöyle yukarı, daha tamam. Sesimin geleceği yere koyalım. İyi gidiyor. Hoş bulduk Mukadder Hanım. İyi gidiyor. Gayet güzel. Havada yağmurlu. Arkadaşlar da çekti. Üç kişiye düştük. Yağmurdan ıslandılar. Yıkadık çekti öyle mi? Evet çok fire verdik. Geçerli mazeretleri var. O yüzden onlara izin verdik bu hafta.
Ben de takılıyorum zaten. Hava şartlarını söyleyeyim diye yaptım bu espriyi. Hemen şu köşeyi gösterebilir miyiz Serkan? Herhalde sen daha rahatlamışsın oradan. Evde çok önceden çok daha fazla sıklıkla kullandığımız köşeliklerdi bunlar. Evet. Şimdi daha farklı olanları çıktı tabii ki. Tabii. Ama böyle sıkıldığımız varsa bu şekilde süsleyerek şeklini değiştirebilirsiniz. Yenileyebilirsiniz. Değil mi? Eşyalarınızın rengine göre değil mi? Çok güzel olmuş. Tabii daha farklı şekillerde de yapılabilir. Yapılabilir. Ben krem rengine boyatmıştım stüdyodaki şeyimizi, köşeliğimizi. Onu getireceğim. Onu daha i̇nşallah. Farklı süsleyeceğiz inşallah. Onu da farklı yapalım, burada yapalım inşallah. Tabii. Beraber. Tabii. Ama bugün önünüzde bir sizin makine görüyoruz. Dikiş mi dikeceksiniz? Hiç alışkın olmayınca da mefruşata başladım artık. Bundan sonra boyadığım yani kutuları... Yani el mi aldınız hocam? Boyadığım kutuları, tepsileri boyayacağım. Dikeceğim ben de burada. Evet. Hocam mikrofonu ben size bırakayım da buradan konuşayım. Ben mefruşatı bırakıyorum. Seyhan Bey ile Zübeyde Hocam haftaya devam edecek. Haftaya evet, evet. Seyhan'la beraber. Aynen öyle. Karşılıklı Seyhan'la beraber görürseniz hiç şaşırmayın. Değil mi? Beraber dikerseniz çok güzel olur. Şimdi bu... Sevgili izleyenler, Zübeyde Hocam'ın önünde bir makine görüyorsunuz. Evet, eskilerin yıllardır kullandığı... Hiçbir zaman evet, eskimeyen. Kesinlikle, kesinlikle. Yani yeni teknolojiye şeyimiz yok kesinlikle. Lafımız yok tabii. Lafımız yok. Ama hakikaten de anamızın, atamızın, babamızın kullandığı makineler bunlar. Hiçbir zaman ne kasası eskir. Eskir. Bizim stüdyodaki şeyimiz, öbür stüdyodaki makinamızın kasası laçka oldu. Kesinlikle de, değil mi? Taşıya taşıya. Yani ama bunlara hiçbir şey olmuyor. Sapasağlam değil mi? Hiçbir şey olmuyor gerçekten. Peki bunu ne yapacağız? Zübeyde Hocam tabii ki dikiş dikmeyecek. Evet. Bu makineyi güzelleştirecek. Evet, boyayacak. İnşallah. İnşallah. Gençleştirecek. Gençleşecek. Yani bir nevi... Botoks yapacak. Botoks mu yapacaksınız? Evet. Ne gibi işlemler yapacağız hocam? Şimdi bu... Bir şeyler olmuş zaten. Evet. Görüntüsü, alttaki görüntü tabii daha çizik şekilde, kötü, hurda haldeydi. Aha. Biz bunu İki teknikle, evet, bir eskitmeyle, bir de gazete çalışmasıyla beraber bir teknik uyguladım burada. Evet. Bunun üstüne 40 fare şeklinde modeller boyayacağım. Öyle mi? Aa, hadi bakalım. Hani bu alt zeminim. Bunun üstünde bu kumaşları buraya aksettireceğim inşallah. Hadi bakalım hocam. Hadi. Nasıl bir çalışma önce olacak? Yine ahşap boyalarımız kesinlikle olmasın. Kesinlikle tabii. Ahşap olmazsa olmazlar zaten tabii bunlarda. Onlarla önce alt astarlarını boyayacağım, hazırlayacağım. Şekillerini çizeceğim. Melahat hocamın dediği gibi siz Mihriban hocama gideceksiniz. Önce astar çekeceğiz. Evet. Sonra bu şekilde. Üzerine çalışma yapacağım da... Peki astarı beyazla mı yapıyorum? Beyazla. Ayrı bir boyası var mı hocam? Gene akrelik astar boya... Astar boyası var mı? Yok yok. Ayrıca. Akrelik hani beyaz boyayla. Duvar olur ya astar boyası. Yok kesinlikle değil. Değil. Aynı boyanın aynı, beyazıyla. Ahşap boyasıyla, hı-hı, beyazla. Ki üstündeki çalışmaları daha net göstersin diye. Şekilleri kendi kafanızdan mı? Kafama göre hazırlıyorum, çiziyorum. Şimdi şurada çizdiğim kısımları... Şu şekilde beyazla astarlayacağım. Renkleri daha belirgin, daha net göstersin diye ki yapıyorum bu beyaz astar çalışmayı. Evet, teknikler uygulayacağım. Peçete keserek peçete yapıştırma göstereceğim. Aha. Ondan sonra fırçayla boyama teknikleri. Oo, gene vastrokla tabii. Teknik yapacağız. Evet evet. Birkaç süper teknik çalışacağız tamam, inşallah. Tamam, siz zeminini hazırlayın o zaman, ondan tamam, sonra size geleceğim. Tamam Mukadder Hanım. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet Mihribancığım. Merhaba. Merhaba. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Şunu bir hemen ben üzerime takayım. Mikrofonuma inşallah şey yapmam. Bir hafta kendisini gösterdik. Evet. Bir hafta yapılışını yoktu gösterdik. Fakat istek aldı çok. Evet. İkisi aynı anda, hı-hı, olmadığı için biraz izleyicilerimiz bir şey anlamadılar. O yüzden bunu bu hafta tekrar edeceğiz. Hı-hı, kısaca, evet, değil mi? Bunu evet. Çok şık, gerçekten çok da kolay örümü ve çok az itkiden. Hı-hı.
İki yumaktan çıkıyor. İki yumaktan geliyor ve şalları ben en çok şu yüzden kullanamıyorum. Düşüyor, kayıyor ikide bir domuzun üstüne. Evet. Ama bunlarda öyle bir şey yok. Ceket gibi aynı. Gerçekten çok güzel olmuş. Hemen şöyle biraz yakından örgüsünü alabilir miyiz arkadaşlar? Bunun olabilir. Tekrarını İstanbul'dan Aysel Hanım. İstanbul Mart Aysel. Aysel mi Ayfer mi? Hadi Aysel Hanım'ımız vardı, sürekli arardı da. Bilmiyorum, eşim Aysel dedi ama ben yoktum, görüştüm de. Kendisi de programdan selam göndermemizi istemiş. Evet. Kendisine selamlar gönderiyoruz. Tüm İstanbul'a ve kendisine selamlar. Tüm İstanbul'dan izleyenlere. Gerçekten selam. Çok güzel. Hemen bunu... Bunun sökmelerini ben tekrardan anlatacağım. Zaten örgüsünü göstermiştik. Yani 90 ilmek başlıyoruz. 5 sıra ters, 5 sıra düz örüyoruz. 90 ilmek başlayayım. 5 sıra ters, 5 sıra düz örüyoruz. Ben şöyle yine de koyayım. Şimdi bazen 5 sıra ters, 5 sıra düz diyoruz ya şimdi. Geçen bir müşterimiz 5 sırayı da hep düzünden de ters, arkasından da ters örmüş, haraşoya dönmüş. Aa, olmaz. Ama şu şekilde bakın. Düzünü düz, tersini düz, ters tersini örerek. Ters olarak 5'er sıra 5'er sıra örüyoruz. Alabildiğimiz kadar yakanını alalım Serkan. Akordeon örgü evet, gibi akordeon oluyor. Evet, akordeon örgü gibi oluyor. Haraşa değil. Bunun evet tamamı şu gördüğümüz örgü gibi oluyor. Bu taraftaki söktüğüm yerlerde hani belki ilk defa görenler de olabilir şimdi. Bazen örerken yapılıyor zannediliyor. Şuradan başlıyoruz. 90 ilmek, 5 sıra ters, 5 sıra düz. Şu tersleri saydığımız zaman bunlar 30 boğum olduğunda kesme sırasına geliyoruz. Kesme sırasındayken bu ilmek kaçırmaları yapıyoruz. Şimdi bir saniye Mihriban'cığım. Evet. Herkes eline bir defter kağıt aldı mı sevgili izleyenler? Herkes mutlaka evet. Hatta az önce ben... bir defter kalem alsın. Defter kağıt iyi mi? Ben az önce de işte... dükkandan geldiğim için müşterimiz yani hem izleyicimiz hem de müşterimiz yazarken yarıda kalmış. Evet. Devamını dükkanda yazmıştık. Evet, şimdi dükkana gelme imkanı olmayan bir sürü izleyicimiz var. Biz de o yüzden burada tekrarlıyoruz. Özellikle anlaşılabilir şimdi, bir şekilde olsun diye. Şurayı şöylece bir gösterelim. Burası 90 ilmek. Şal ipiyle örülüyor. Değil mi? Tiftik iplerin. Çok ince olmayacak. Kalınıyla ama. Örüyoruz. Ha, tiftik iplerin kalınıyla. Eğer incesiyle örmek isteyenler olursa. Şu tamamını alabilir miyiz Serkan? Yani çift şöyle kat yapmaları gerekiyor. Şu tamamı ne kadar onu görsünler. Yani eğer ince tiftikle örmek isteyenler de ipi çift kat yapmaları gerekiyor. Çünkü söktüğümüz zaman hani kalın tiftikte hani bu sökme daha düzgün duruyor. Ha, evet. Tek kat ince tiftiği ördüğünüz zaman o iyice kendini bırakır. Çok hoş çirkin olmaz. Çirkin olur. Evet. Normalde bunu kalın şimdi... Kalın tiftik iple ipi elimize alıyoruz. İki yumak yeterli oluyor İki değil mi? İki yumak yetiyor evet. Kaç numaralı şişle başlıyoruz? 5 numaralı şişle başlıyoruz. 5 numaralı şişle kaç ilmek? 90. 90 ilmekle evet. Başlıyoruz. Herkes yazmıştır herhalde. 5 evet. Numaralı şişlerle kalın tiftikle 90 ilmek başladık. Evet. 5 sırada... Ters, 5 sıra düz. Ters, evet. Ters, düzü düz örerek evet. Örüyoruz. Bakın bunu unutmayın, yanlış yapanlar olmuş. Akordeon örgü olacak bu şekilde. Asla yani haraşa olmayacak. Şu anda söktüğümüz yerleri ilk defa hani görenler görmesin. Burası da bu şekilde oluyor. Yani evet, şu o tamamı böyle tamamı bu şekilde oluyor. Örgü oluyor. Ve bunu örüyoruz, örüyoruz. Bu tersler 30 tane olduğu zaman artık şöyle 30 tane oldu. Ve kesmeye geldik. Şimdi şuradan bakın. Buradan 30 tane ilmeği kapatıyoruz. Oradan mı? Şuradan tarif et sen yine. Oradan tarif et. Şuradan 30 ilmeğimizi buradan keserek geliyoruz, kapatıyoruz. 30 taneyi kapattık ve bir ilmeğimizi şişten çıkarıyoruz. O çıkardığımızı şöyle 3-4 sıra söküyoruz. Tabii sonradan hepsini sökeceğimiz için birkaç sıra söküyoruz. Burası hafif açılıyor. Ha, burası şu ipi geçirdiğimiz yer oluyor. Ona yuva açıyoruz. Buradan bu tarafa geçerken de ipimizi hafif sündürüyoruz. Çünkü burayı kaçırdığımız için evet. Burasıdaki ilmeği uzatmazsak burası şu şekilde toparlar, düzgün olmaz. Evet. Bunu uzatıyoruz. O püf noktası. Bu arada 3 ilmek kesiyoruz. 3 tane daha kesiyoruz. Ondan sonra tekrar bir tane daha kaçırıyoruz. Ve daha sonra burada 25 tane kesiyoruz. 30 kestik, bir tane kaçırdık. Bıraktık. Üzerindeki ilmeği uzatarak atladık. 3 tane daha kestik. Bir tane daha bıraktık. Yine üzerini uzatarak geçtik. Ve 25 tane daha kestik. Ondan sonra bir tane bıraktık. Yine ilmeğimizi uzatmayı unutmuyoruz. 2 tane kesiyoruz. Bir taneyi bırakıyoruz. 2 ilmeği kesiyoruz. Artık buradaki bütün kalan ilmekleri 2 tanesini kapatıp bir tanesini şişten çıkarıyoruz.
ve ilmekleri uzatarak kesme işlemimizi yapıyoruz. Sonunda da 3 kaldığı zaman direkt 3 taneyi kesiyoruz. Orada tekrar kaçırma yapmamıza gerek yok. Ondan sonra da bıraktığımız ilmekleri güzelce oturup söküyoruz. Sonra da hafif bir ütü yapıyoruz. Akşama kadar örgelin, sabaha kadar sök gelin. Bunu söktükten sonra bu hale geliyor. Evet. Şöyle. Bu ilk ilmek kaçırdığımız yerden de bakın ipimizle zincir de çekebilirsiniz. Ya da böyle hani patiklerin içinden ipimizi böyle katlayıp burgu yaparız ya. O şekilde yapıp içinden geçirip ucuna da pomponlarımızı dikiyoruz. Evet, bu böyle dikdörtgen bir parça haline geliyor. Fakat kullanırken evet yakası giriyor. Şu şekilde katlandığı zaman. Bu iple de orayı bağladığımız zaman hafif yapıp evet. Yakası toparlanıyor. Ve harika bir evet, harika şal oluyor. Ceket de değil, normal şal da değil, bolero da değil. Yani lizöz ama gibi çok de kullananlar da oluyor. Hani öyle kullanılabileceğini de söylüyorlar. Hani tiftik iple değil de o artık normal iple falan da örülebilir. O kalınlığı uygun olduktan sonra hani sökmeye gidebilecek tabii her tarzda ipler var. Ama hani ince ip olduğu zaman ilmek kaçırdığımızda çok incecik oluyor kaçırdığımız evet, yer. Evet, evet. O zaman çok zaten üzerine taktığına da değmez. Çok ince, evet. Tüy gibi olur çünkü. Gerçekten çok güzel. Mihriban'cığım tekrar teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar evet. etmiş olduk, iyi oldu. Şimdi yeni bir ipimiz çıkmış. Evet. Şöyle bir yeni markasını bir söylemiyoruz, evet. Kusura bakmayın. Ama biz gösterelim, yani siz gidin ipçilerden bulun. Bizde marka yasak. Evet, bakın böyle bir ip. Şu şekilde yumağı. Hani geçen sene fularlar hani yapmıştık, şey, onların bir değişiği. Bir önceki senelerde yani bulunan fırfır iplerin daha farklısı. Ama bu çok güzel olmuş. Evet. Ben bayıldım buna. Ben şöyle şu kadarcık ördüm, tekrar başlamak için orayı kestim. Üzerine sonra devam ederim. Evet, örüldüğü zaman şu şekilde oluyor. Yine fırfır iplerin bir değişiği yani, bu. Hı. Ama çok hoş olmuş evet. gerçekten de. Kadife gibi. Evet, kadife gibi. Çok hoş. Bunların örülüşünü daha önceki yıllarda göstermiştik aynı, ama onlar gibi. Biz hemen bir birazcık başlayalım. Tabii ki gösterelim. Hiç görmemiş izleyicilerimiz ben olabilir. Ben bunu 10 tane başladım. Ha neresinden örüyorduk? Şöyle orayı da bakalım. Bir kameraya doğru gösterelim İpimiz Mihriban. Şu şekilde. Yani şu üzerindeki şeylerle örülüyor. Evet. Üzerindeki bu ipleri ilmek zincirlerle. Olarak şunları takıyoruz şişimize. Kısa şiş kullanıyorum ben buna. İlmek sayısı çok olmadığı için. Şöyle 3, 10 tane yapmıştım ben bunu. İsterseniz küçük yapıp düğüneyim. Mihriban ya şöyle dön ya şöyle dön kameraya doğru görsünler. Hah. Öyle iyi mi? Tamam öyle çok şimdi güzel. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bu 10 tane şişimize takıyoruz. Diyelim 10 taneyi taktık. Geri dönüyorum. Ve aynı şekilde bakın. Buradaki ilmeğime giriyorum. Buradaki ipimi buradan örüyorum. Şimdi şöyle yapayım da oradan aldığım yer görünsün. Şöyle. Sandalyeni çevirebilirsin birazcık. Sandalyeni biraz çevir. Arkada yapın. Şimdi şu şekilde. Bakın. Şu ipi buradan örüyoruz. Yani şu karelerin arasındaki zincir gibi olan kısımları örüyoruz. Zaten biz bunları satarken birebir yani ben gösteriyorum hani alan müşterilerimize. Diyorum ya Konya'dakiler için bir evet. sorun yok aslında. Bu şekilde. Onlar sana gelebilirler. Ama biz şehir dışında ya da yurt dışındakiler için özellikle şimdi. Gösteriyoruz. İlk sırada bu hani çok fırfır olmuyor. Ta ilk başlangıçta şu anda şimdi benim elimdeki düz duruyor. Biraz daha ördükçe bu artık marullaşmaya başlıyor. Yine aynı şekilde dönüyorum. Şöyle. Bakın ipimi şöyle yapıyorum. Süper. Kalın şu anda harika için. Bir şekilde ekranda. Buradan bunu geçiriyorum. Zaten haroşa örer gibi hani ipim hep şişin arkasında oluyor. Hiç ön tarafa almıyoruz. Bu şekilde içinden geçiriyoruz. Her ilmekten bir tane. Gayet kolay. Çok bir saatte basit. Oturup bitirip birisine evet. hediye yapabileceğiniz bir ya bunu şey. İsterseniz daha marullu isterseniz bu aralarda ben hiç atlamadan ördüm bunu. İkişer mesela birer tane bırakıp örebilirsiniz de. Evet. Artık bu bebek yeleklerine. İsteğe bağlı. Mesela ceketlerine. Fırfır olarak eteklerine kullanılabilir falan çok güzel değil oluyor. Mi? Çok güzel olur. Evet. Bir tane daha bir yapalım. Tane daha hadi bir tane daha yapalım. Ondan sonra ben konumuza geçeyim. Şimdi şöyle. Evet. Buradan. Bunu geçiriyoruz. Şu zincir gibi olan ilmeğimizin içinden.
Şimdi benim ondan küçük başladığım için daha küçük oldu. Bu şekilde dönerek devam ediyor. Süper. Teşekkür ederim Mihriban'cığım. Sağ olasın. Evet. Hoş geldiniz. Sizin mikrofonunuz var mıydı? Yok, değil mi? Yakamda o. Ha, varmış, pardon. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Perihan Hanım. Perihan Hanım, Konya'dan geldi. Katıldınız tabii Konya'dan ki. Katıldım. Nasılsınız? İyi misiniz? Önce bir halinizi hatırınızı sorayım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah, ben de iyiyim. Nelerle uğraşıyorsunuz? Zübeyde Hocam'ın öğrencisiniz şu anda. Öğrenciyim. Değil mi? Bu sene başladım. Bu sene başladınız. Ahşap boyama kursuna. Daha önce başka kurslara gittiniz mi? Gitmedim. Siz ilk defa mı kursa katılıyorsunuz bu sene? İlk defa katılıyorum. İlk defa katılıyorsunuz. Çok güzel. O zaman aslında ahşap boyamadan çok ürünler yapmışsınız ama evet. Getirmek tabii ki getirme buraya çok sorun. Olduğu için bir gün geleceğiz inşallah. Buyurun, hem sizin kısırınızı yiyeceğiz. Buyurun, hep beraber gelin. Böyle hocalarla i̇nşallah. Geleceğiz. Hı-hı. Hem o yaptığınız ürünleri çekeceğiz inşallah. Evet. Fakat yaptığınız birkaç parça özellikle farklı işler var. Çok güzel. Ben bunları çok beğendim. Şöyle ben bunu elimde tutayım. Bunu bir yerde gördünüz de mi yaptınız yoksa kendiniz mi tasarladınız? Ya kendimiz. İlk önce fler öğrendim, yaptım bir yerde. Ha, bir yerde gördünüz fler olarak. Filerini, şalı, bunları kendimiz şal tasarladık. Şal ve bluz yaptınız sonradan. Bunlar hep boncuk sevgili izleyenler. Hatiplik yani bobinlikler kıyafeti... var. Onlarla, ona çiziyorsun boncuğu. Evet. Çok çok değişik olmuş. Bedene göre yapıyorsun. Gördüm. Hani boncuklarla şal evet. yapılıyordu. Fakat evet. bu şekilde görmemiştim. Farklı olmuş. Abiye bir kıyafet olmuş. Panomuzda da şalı var. O da gerçekten gece çok hoş olmuş. Mi? Her boncuğun içinden zincir çekerek evet. mi geçtiniz? İkişer zincir çekip diğerine atladınız. Evet. 10 tane boncuk yapılıyor. Evet, bir gece kıyafeti için kızlarımıza, gelinlerimize gerçekten çok güzel olur. Çok hoş olmuş gerçekten. Aslında siyah boncuk da güzel olur. Öyle de yaptım. O da çok hoş olur. Başladım. Bu da değişik filer. O da renk. Bir saniye. Şimdi bu ekrandan gittiği zaman onu da gösterelim. Evet, gerçekten çok güzel olmuş. İlgimi çekti benim de. Bunu da flör olarak yapmış. Bunun boncukları renkli. Her rengi yapabilirsin istediğin. Evet, istediğin rengi yapabilirsin. Siyah iple siyah boncuk evet. da çok hoş olur diye düşündüm ben. Gerçekten çok öyle güzel olmuş. Çanta başladım da yarım bitiremedim. Bunun boncuğu da farklı siyah ama. Siyah boncuktan. Bunun boncuğu da farklı. Evet. Örümü de farklı. Bu direkt atlanmış. Bunun arasında zincir var. Evet. Şurada yaptığınız çantalar var. Ben hemen onları da göstereyim. Bunları kendisi tasarlamış Peri Hanım. Evet. Çok hoş olmuş gerçekten. Bu artık bu ipler bir de piyasada kalmadı. Zor buluyorum. Var mı hala? Toptancılar da var. Eskisimli kordonetler. Evet, biliyorum. Bunlarla daha önce biz salon takımları falan örerdik. Benim genç kızlık zamanımda. Evet. Salon takımları falan yapılıyor. Yatak örtüsü falan da yapılıyor. Simsiz gene bulunur belki de böyle ya sert ip beyaz olarak daha güzel oluyor. Sert beyaz ve siyah olarak. Yani hani elimizdeki olan renkler siyah ve beyazı var tabii. Her rengi yok şu an ama. Seccade işler. Seccade işleniyor. Simsiz olarak da yaptım. Kordonetten. Evet, bir yerden aldınız mı bunun modelini? Yani motifleri de mi kendiniz şey yaptınız? Yok, motiflerini bir yerden aldım. Sonra bunun tasarımını, dizaynını kendim ya yaptım. Değişik motifler de yaptım, çantalar. Öyle mi? Maşallah, ne güzel. Evlat? İki oğlum var. İki tane oğlumuz var. Allah bağışlasın. Gelin var mı? Var, gelinim, torunum var. Maşallah, torunum. Maşallah, maşallah. Çok seviyorum onu. Çok güzel, harika. Evet, kayınvalide makamına aslında konuk olacak bir hanım, Perihan Hanım. Biz o programcı arkadaşımıza söyleyelim. Perihan Hanım'ı bir de oraya davet etsinler. Çok güzel olmuş. Eminim bunları geline yapmışsınızdır. Geline de yaptım. Çok güzel şeyler. Öyle mi? Çok bluzu güzel. Bluzu yaptım, şal. Anlamadım. Söyleyin bir daha. Ben öyle yavaşça konuşmaktan anlamam. Evet. Bir de şurada. Allah değişik. Hayırlı geçim versin. Değişik şal var. Ha, bu renkli şalları da seviyorum ben. Bunlar aslında bir ara çok modaydı. Mihriban. Evet. Hep zincirden yapılıyor, gülüden. Evet.
O ipler ilk çıktığında. Bu da çok hoş değil mi? Evet, çok güzel elinizde. Bunlar bir ara çok fazla vardı gerçekten. Yok, normal simsiz iplerden de yapılıyor bu tür şallar. Simsizlerden de yapılıyor. Şu sıra pek görmüyorum ama çok hoş, çok güzel, çok, çok yakışmış. Evet. Bir de çok kolay, çok çabuk yapılabilecek. Evet. Yani iki günde yapılır herhalde. Değil mi? İki günde. Yani, sayıyla yapacaksın, hepsi aynı olacak. Nasıl? Sayıyla yapıyorsun. Tabii ki. Tabii sayıyla. Ben bir zincir bile ne eksik olur ne fazla olur. Mutlaka sayarım ben de yaparken. Muhakkak sayarım. Ben çantalar falan sayıyla yapıyorum. Tabii, düzgün olur ama. Düzgün olmaz. Düzgün olması için. O zaman düzgün olur. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Burada bir örtümüz var. Evdeki kumaşları falan da değerlendirme yapmışsınız hep değil mi? Evdeki kumaştan. Bu da mı evde öyle olan kumaştı? Belli ama şimdinin kumaşı değil bu. Eski. Peki nakış biliyor musunuz? Bilmiyorum nakış. Ha bu böyle işlem kendinden mi işliydi? Yok yok, işlettim onu. Hani işlettiniz, kenarına dantelini siz ördünüz. Yap. Çok hoş olmuş kenar danteli de. Evet, şöyle gösterelim. Şöyle bir alalım istersen Serkan. Evet, çok güzelmiş. Gerçekten dantelini de güzel. Ellerinize sağlık. Kabartmalı dantelleri seviyorum dediniz. Evet. Onlardan elimizde varmış. Onları bir ara görmek isteriz. İnşallah. Bu bohça mı? Bu da bir örtüydü, öyle bir şey. Şal gibi de olabilir. Öyle, bir yere de örtülebilir. Değerlendirdiniz. Evet, değerlendirdiniz. Kenan'ın oyasını siz mi yaptınız peki? Evet. Bu oyaya bayılıyorum ben. Çok güzel oluyor gerçekten. Şey, kanepçesine uysun diye. Kanepçesi de uymuş zaten. Çok güzel. Evet, ikisi birbirine çok güzel uymuş. İp ebrolu muydu yoksa parça parça Yok, mı? Yok, parça parça. Uydurmak için? Doğru. En çok neyle uğraşmayı seviyorsunuz? Ev hanımısınız değil mi? Ev hanımıyım, el işleri. Önceden dante. Çalışma hayatınız oldu mu hiç? Olmadı hiç. Ev hanımısınız. En güzel, dünyanın en güzel mesleği, merak etmeyin. Evet. Ev hanımı. Ben öyle söylüyorum. Dünyanın en güzel mesleği. Bir saatim boş geçse kıyamıyorum yani. Çok seviyorum. Tabii yani. Hem stres atıyorum. Peki hep kendinize ve çocuklara mı yapıyorsunuz? Dışarıya, dışarıya da yaptınız mı? Yapıyorum. Çok güzel. Yaptım dışarıya. Çok güzel. Yani ev hanımı olanlar da zaten hanımlar çalışkan hepsi çok. Dışarıya mutlaka bir şeyler yapıp para kazanıyorlar. Bizim de yıllardır nacizane tavsiyemiz, sakın sandıkları doldurmayın. Çok fazla çeyiz yapmayın. Onları paraya dönüştürün. Evinize, eşinize, çocuklarınıza, tabii, ülkenize tabii. Katkıda bulunun diye. Evet, çeyizi hepimiz seviyoruz ama mutlaka paraya dönüştürelim. Fazlasını değerlendirelim. Bunlar da parça kumaşlardı. Kenar oyaları ne kadar hoş olmuş. Çok güzel. O simlere uydurup. Evet, gerçekten öyle. Çok uydurmuşsunuz. Çok güzel olmuş. Başka hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Kumaş zaten simli. Evet. Kenarına oya yapıp bir salon takımı yapabilirsiniz bu şekilde, değil mi? Yaptım. Şu pembeye yaptığım modelden de yaptım ona krem. Çok güzel. Değişik. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Sizinle daha sohbet edeceğiz. Ama Mihriban'ın bir şal modeli var. Bunu şimdi gösterelim. Haftaya mı yapacağız Mihriban'cığım? Olabilir. Yani şimdi vaktimiz olursa bugün de başlayabiliriz. Haftaya tamam. Panço Bakın, başlayacağım. Süremiz yeterse. Ben bunu görmüştüm internette, çok hoşuma gitmişti. Evet. Çok güzel. Evet. Bunu kardeşim ördü. Bunu Büşra ördü kardeşim. Öyle mi? Çok güzel ama. Kenar da hoş olmuş. Evet, model çok hoş. Çok güzel olmuş gerçekten. Ellerine sağlık Büşra'nın da. Büşra da şimdi Büşra da öbür dükkanda değil mi? Evet, biz bu tarafta. Nasıl, oraya da rağbet var mı? Var. O artık şey, merkeze yakın değil de şu an bu tarafa yakın, öyle diyeyim. Kendi oturduğumuz, annemlerin oturduğu eve yakın. Var tabii, kış olduğu için yavaş yavaş. Değil mi? Tam tabii sezonu. Son yıllarda, son 10 yılda diyebilirim yani. Onun öncesinde o kadar yoktu.
ipler değişime uğradığı için evet. insanlar daha çok rağbet etmeye başladı. Şal tufanına yakalandı hepimiz, tayfununa hatta fırtınasına. Herkes mutlaka üçer beşer örüyor kendine, çocuklarına, gelinlerine, her neyse. Evet. Çok aşık oluyor hanımlar. Ha, çok güzel oluyor, çabuk da bitiyor hem yani, farklı tutuyor. Oluyor. Ya bunu akşamları ördü artık dükkanda, o tek başına durduğu için. Aha. Akşamları evde kaldıkça ördü. O da orada iş gösteriyor değil mi? Ha, gösteriyor o da. O da yine burada hemen Binkonut'ta Perşembe Pazartesi pazarı var. Aha. Hemen onun sırtında belediyenin açtığı mağazalar var. Orada zaten. Aa, çok güzel. O zaman bu buraya yakın. Civardaki, Dumlupınar'daki evet. şeylere. Evet, bu tarafa mi? Yakın. Hanımlara duyurulur, Büşra'dan yardım alabilirler. Evet. Çarşıdakiler zaten sana geliyorlar. Bunu tamam, vaktimiz olursa bunu hemen olursa gösterelim. Bugün gösterelim. Haftaya ben önceki haftalarda panço söz vermiştik. Evet. Onu göstereyim diye. Hatta pançoyu arkaya var. Astık. Ben onu hemen önce onu göstereyim o zaman. O küçük de ben onu bebek büyük olarak başladım. Muydu? Bunun büyüğünü yapacak mısın? Büyüğünü şimdi? Başladım ben zaten. Başladın yani mı? Daha doğrusu kendime örüyorum. Wow, süper olur. Çok güzel. Aynı bu modeli. İşkembe modeli mi bu? Yok, ne? Yok, o işkembenin bir farklısı. Ay çok güzel ya. Çok, çok hoş basit. Olmuş. İşkembeden daha kolay. Tabii şimdi iki orada... parça halinde mi örülecek bir tane? İki parça örüyoruz onu. Sonra birleştiriyoruz. Evet, bu bebekler için olanı. Bu bebekler için. Ama hiç büyükler için olması. Olanını hemen tarif edelim o zaman. Vaktimiz muhtemelen vardır. Tamam. Hemen tarif edelim. Ben büyükler için olanı büyük başladım. Ya 55 ilmekle başladım. Daha kalın bir iple ben geliyorum. Mikrofon tutayım. Sen hemen şimdi göster. Onu göstereyim mi şimdi? Tamam tamam. O zaman şalı haftaya gösterelim. Şalı haftaya gösterelim. Pançoyu şimdi gösterelim. Panço panço diyorduk. Havalar soğudu. Artık panço ihtiyacımız var hepimizin. Hiç olmazsa hepimiz birer örüp onu kullanalım. Ha, kalın bir ip, kalın şişler. Peki bu nasıl bir ip? Bu makarna iplerden. Makarna iplerin kalın. Yani çok kalın değil, aşırı kalınlardan değil de. Şöyle bir gösterelim ipimizi evet. bir gösterelim. Yani 6-7 numara kalınlıktaki bir şişle örülebilecek şekilde. Evet, makarna ip dediğiniz zaman ipçilerinizden alabilirsiniz sevgili izleyenler. İstediğiniz renkte seçebilirsiniz. Normalde ya, kaç yumak gidecek Mihriban'cığım? İşte şu anda tahminen. Yeni başladım. Tahmin 4 veya 5 gidecek herhalde. Bakar mısınız? Renk de süper. Çok güzel olacak. Mihriban, ben bundan kendi örmem lazım bir tane. Tamam, beraber örüyorum. İşte bunu ben dün akşam başladım. Kaç ilmekle başlıyoruz Mihriban? 55 ilmek başladım. İnşallah küçük olmaz. Tabii tek şişte olduğu için. Şimdi tabii şu an küçük gibi evet. da. 55 ilmek başlıyoruz ve arkayı ters örüp düze geçiyoruz. Şu sen anda ben kameraya düzdeyim. Arkanı dönebilirsin. Şimdi ben kameraya sırtıyorum. Arkanı dönebilirsin. Şimdi şöyle. Bu modelde hep ters örüyoruz. İlmeği attık. İlmeği i̇lk attık. İlk işlem ne yapıyoruz? Arkayı ters ördük, düz yüzüne geçtik. Şimdi ilk işlem ters evet. ördük. Düz yüzüne evet, geçtik. İlk işlemden itibaren anlatacağım. Şimdi arkayı ördük, düze geldik. Baştaki ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane ilmek, şimdi ben şöyle örmeden alıyorum ve şunu üzerine atıyorum. Selanik yapar gibi düşünün. Ve bir tane ilmeği ters örüyorum. Yine şu şekilde, bunu örmeden alırken üzerine şöyle bir ip doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Evet, anladım. Birine yine o görüntü örmeden, o ipten evet. kaynaklanıyor değil mi? Örmeden alırken yine üzerine ip alıyoruz. Evet. Burayı ters örüyorum, bir ilmeği ters. Arada hep bir ters, bir tane dolayarak örmeden alıyoruz. Bir ters, bir tane şöyle dolayarak örmeden. Bir ters, bir tane dolayarak örmeden. Bir ters. Bir ilmek dolayarak örmeden. Bu ön sırası. Ön sırasını bu şekilde başa kadar gidiyoruz. Bir ters. Bir dolayarak örmeden. Hızlı örmüyorum değil mi? Burası anlaşılmıştır herhalde. Yok evet. Çok harika bir şekilde tamam. ekranda. Dolayarak örmeden. Ters. Peki daha yapalım. Ondan sonra arkası nasıl örülüyor Mihriban'cığım? Şimdi arkayı örerken arkada da aynı şekilde hep ters örüyoruz.
doladığımız ilmeği bırakıyoruz. Yani ön tarafa kalıyor. Şöyle ben buradan döneyim. Ay, bozacağız ama modelini. Neyse artık düzeltirim. Önemli değil. Şimdi buradayız ya. Şimdi döndük. Bu ilmeğimizi aldık. Bakın burada doladığımız ilmek geldi. Ha. Bunu arka tarafa atıyoruz. Yani örgümüzün ön tarafı orası şişten zaten. Evet, şişten sadece çıkarıyoruz. Anladım. Ve bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Şişten çıkartıyoruz, evet, doladığımızı. Tekrar diğer ilmeğimiz geliyor zaten. Onu da ters örüyoruz. Daha sonra doladığımız geliyor, şişten çıkarıyoruz. Tamam. Süpersin. Harikasın. Arkadan anlaşılmıştır. Peki, ilmekleri ters örüyoruz. Ne kadar örecekler? Şu şekilde. Onu hiç bilmiyorum. Kameraya doğru şöyle çevirelim de görsünler. Şimdi ben bunu... Yani bu küçük pançodan var sadece, büyük olarak örüp hiç bitirmedim, ilk defa başladım, bunu küçük bitireceğim. Acaba? Yok, küçük olmayacak. Şimdi şu şekilde zaten kullanacağız, bunu bu şekilde yakaya kadar geleceğiz. Yakaya geldiğimizde yaka için ilmek keseceğiz. Şu örülmüşü ben bir getireyim Mihriban. Örülmüşün üzerinde anlatayım. Orada anlat onu. Şimdi küçük gibi duracak, duruyor ama şey değil. Ha dedim, acaba sanki küçük mü olacak? Şimdi çünkü şöyle benim, bayağı uzun olmayacak mı? Dizlerine kadar gelecek mi? Gelir. 7 numarayla örüyorum çünkü. Hı hı. Bu şimdi ağırlaştıkça biraz daha saçak takacağız. Evet. Bakın şu anda başladığımız yer şurası. Orası mı? Hı hı. Evet. Şurası. Bakın bu dümdüz örüyorsunuz. Ha şuraya, şuraya kadar öreceğiz. Hı hı. Yakaya kadar. Buraya geldiğimizde yaka için artık buradan 15-20 ilmek keseceğiz. Hı hı. Daha sonra kalan ilmeklerimizi yine 10 ya da 15 sıra öreceğiz. Hı hı. Bir parçamız bitmiş olacak. Ha, tek parçası yani şu, bitmiş olacak. Tek parçası iki parça halinde örülüyor zaten. Şu şekilde. Mesela bu başlıyor, bu şu şu köşe oluyor. Hı hı. Bu şekilde boyuna doğru öreceğiz. Hani şişimiz 7 numara olduğu için ya 60 ilmek de başlanılabilir. Yani daha büyük ister, istenirse. İnsanlar isterse daha büyük örebilir. Ama, şimdi bu bittiği 50 zaman. 50 ilmek başladım. 50 olur diye düşündüm. Şişim çünkü 7 numara. Hı-hı. Bir de bittikten sonra uçlarına saçak takacağız. Bu biraz daha bayağı bir büyüyecek. Kendini bırakacak tamam. O zaman. Seninki bittiği zaman izleyicilerimiz de başladılar. Yakaya... Başlayacaklarsa eğer örsünler. Bakalım ne kadar olacak. İsteyen büyük ya da küçük örebilir. Yani yakaya lazım. Geldiğim zaman zaten kaç sıra olduğunu ya da orada kaç ilmek kestiğimi. Hı hı. O zaman tekrar söylerim. Tamam, ne kadar örsünler o zaman? Şimdi yani yaklaşık bunu zaten kare örüyoruz. Şimdi şu mesela 50 ilmek başladım ya ben. 50 ilmek 50 kare olana kadar kare örsünler. Olana kadar öreceğiz. Çünkü şundaki mantık o. Bunu kare olana kadar bakın. Burası başladığımız yer. Evet. Burası da evet. Örgünün boyu, bu kare olana hı hı. kadar ördüğümüzde. Tamam. Eşit oluyor. Eşit oluyor zaten. Anladım. Kareden karelemeden 10 sıra önce de yakayı kesiyoruz. Daha sonra 10 sıramız ya da artık 15 sıra, hani bu kareye kaç sıra denk gelirse hı hı. normal örüyoruz, bitiyor. Şu şurası kestiğimiz yer, burası da sonradan ördüğümüz ilmekler uzatıyor. Hı hı. Burası V yaka oluyor. O zaman kare olmadan 4 parmak aşağıya kadar örsünler. Hı hı. Evet. İzleyicilerimiz beklesinler. Evet. 4 parmaktan sonra yaklaşık yaka için 10 ya da 15 ilmek yeterli olur. Yakanın çok açık olmasına gerek yok. Hı hı. Çünkü arkadan da aynı şekilde aynı yakayı ön arka aynı şekilde hı hı. olacak. Tamam. Daha sonra da şimdi bunun örülüşünü gösterdik. Olmasa daha sonraki haftalarda hem bitmiş halini bitmiş olursa hem dikmesini, birleştirmesini ve modelin tekrarını yaparız hı hı. inşallah. Tamam, tamam Mihriban'cığım. Tamam. Çok teşekkür Rica ederim. Ederim. Ellerine sağlık. Hocam ne yaptık? Ben şu şekilde göstereyim. Aa evet. Şu şekilde. Durun hocam, kamera gelsin hemen yakınımıza. Bunun ölçüsü ne kadardı hocam? Hemen ölçülerini de söyleyeyim. İstediğimiz ölçüde yine öbür hurçlar gibi büyütebiliriz, küçültebiliriz. Dediğim gibi şuradaki ölçüm hiçbir zaman yan parçaları etkilemez. Hı. Önemli olan şuradaki büyük olan, uzun olan tarafın toplamı yanda koyduğum parçalara eşit olması lazım. Ona göre ayarlayacaklar. Tekrar hesap edelim ederken. Hocam. Hurcumun eni hiçbir zaman yana koyacağım parçayı etkilemez. Etkilemez. Burası etkilemiyor, 30 da yapsam, 40 da yapsam yandaki parçamı etkilemez. Yanlara ayrı parça çalıştığımız zaman bu böyle. Anladım. Buna göre yanları ayarlıyoruz. İstediğimiz ebatta koyacağımız dolaba göre, bebek mesela dolaplarında daha küçük yer olur. Oralara tabii göre ki. Ölçü alarak oraya göre de çalışabiliriz. Herkes kendi ölçüsünü bunda, kendisi evet. Yaratabilir. Bundaki ölçüm. Bundaki ölçümüz ne kadardı? 30 santime 23 santim şurayı yaptım. 18 santim yüksekliğini yaptım. Yine 23, 18, 30 santim. Tamam. Tamam. Süpersiniz hocam. Şimdi ilk işlemimiz şimdi, neydi? O kenardaki şuradaki parçam. Şimdi elimde gösterdiğim şurası. Hı hı.
üç evet. tarafına geçen parçam. Bu parçayı 5 santim aşağıdan kestim, biyesini geçirdim, fermuarını diktim. Burada da ana bedenim var. Ana beden, üst taraf, yükseklik ve tabanı. Evet. Üst taraf, yükseklik ve taban. Yükseklik 18 santim, 30 santim yine elinde, 23, 18, 30. Tamam. Bu şekilde ayarladım. Hı hı. Şimdi bunun ortalarını buluyorum. Hı hı. Dar yerlerinin ortalarını buldum. Bu parçamda da ortayı buldum, orta işareti buldum. Tamam. Hemen yüz yüze kapatıp iğnelemeye başlıyorum. Dikişi çok kolay. Hemen şöyle gelişi güzel takayım, fazla vaktinizi almayayım. Süremiz bitmek üzere zaten, 5 dakikamız kalmış. Ne zaman bitiyor ben anlamıyorum. Haftaya bitmiş gösterebilirim veya tekrarlayabilirim. Bu herhalde anlaşılmıştır. Şimdi iğneleyince de zaten daha çok anlaşılacak. Ama çok güzel bir teknik hocam bu da. Ben çok evet. beğendim bunu. Dikişim yani kolay. Ayrı ayrı kenar parçalarıyla şimdi falan uğraşılmıyor. Biraz fazla kumaş gidiyor. Gidiyor. Yorgan hurçlarında, yastık hurçlarında daha farklı. Şimdi burayı iğneledim. Bakın şöyle iğneledim. Hemen şu ortayla şu ortayı iğneliyorum. Evet. Ellerini alıp yapmadıkları zaman zor gibi gözükür de aslında çok basit. Ellerini alınca evet anlarlar. Bu işlerle biraz... uğraşanlar daha çabuk anlayabilir belki de. Evet. Hani dikişle arası çok fazla iyi olmayanlar için biraz daha güç gelebilir ama yaptıktan sonra ya, insan zaten anlıyor. Kurslarda yardımcı oluyoruz onlara da. Hemen şurayı göstereceğim. Şu şekilde iğneledim. Bakın burası kendiliğinden yer çıktı. Evet. Burayı da bu şekilde çok diktiğin güzel. Zaman hurcum bitmiş oluyor. Sonra üstünde istediğim süslemeyi çalışabilirim. Hocam kenarları ayrı ayrı kestiğimiz zaman onları eşit oturtması evet, biraz o sorun biraz, oluyordu. Çünkü fermuar köşede geçirdiğimiz parçayla köşelerin eşit gelmesi evet. lazım. Fermuar orada tam çakışması lazım. Evet. Değilse burukluklar çok oluyor. Çok sorun oluyordu. Evet. Eskiden hep bu tür furçlar diktik o şekilde. Çünkü. Biz de şimdi hala kurslarda öğrencilerimiz o şekilde diktiriyoruz. Bu yeni çıktı. Dediğim gibi biraz daha kumaş fazla gidiyor. Almak yani, isteyene bu şekilde de çalıştırabilirim. Içinde, ama bence içinde, öncelikle o zor olanı görüp sonra bunu sonra yapmaları bunu yapsınlar, değil mi? Daha güzel derim. Bu şekilde bitiriyorum. Makinesini çekeceğim. Bakın yan taraf, ön. Tamam. Bu tarafı da iğnelediğim zaman tamam. Şöyle. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ederim. Şey kolay gelsin. Hocam ne yaptınız? Ben hemen 40 yamamı bitiriyorum. Mikrofon gitmiş, mikrofon gitmiş. Ben böyle işte, ben var ya. Hocam süremiz bitmek üzere zaten bir saniye. Hemen. Şöyle yapalım. Peçete yapış, tutkanımız, çok güzel. Peçetemizi de tutkanımızın yardımıyla yapıştıralım. Harika olmuş. Peçetenin iki katı var altında, onları çıkarıyoruz. Hocam gerçekten 40 yamam oluyor şimdi yani. İnşallah. Süper olmuş. Peçetemizi ortasına koyuyoruz aha. elimizi. Fırça yardımıyla böyle yukarısına doğru. Ah o elimizden bir de görünse. Pardon. Ah, o elimizden. O eller kapatıyor. Eller. O eller olmasa yapamayız şimdi, zaten. Allah almasın elimizden. İnşallah tabii hiçbir ki. Hiçbir ağzamızı sağlıkla. Elimizden almasın Rabbim. Peçete çok güzel olacak. Yardımıyla. Aa hiç düşünmemiştim bu kadar güzel olacağını. İnanır mısınız? Ya da fermuar çalışmaları yapacağım kenarlarda. Cidden fermuar mi? Yapıştıracağım. Bu kısmı var haftaya daha. Haftaya devam edersiniz o zaman. Ederim. Bunu. İnşallah bitmeyecek. Yani biter zannettiydim. Bitmeyecek. Çok güzel. O yüzden tutkal mı sürüyorsunuz şimdi? Peçete tutkalı yardımıyla burayı peçeteyi objeme sabitliyorum. Sonra bunların üzerinden bir vernik mi vernik bir şey geçeceğim. Olacak mı tabii, hocam? Tabii o koruyucu olması lazım. Vernikleyeceğim tabii ki. Yıpranmaması için değil yıpranmaması mi? Yıpranmaması için daha sağlıklı kullanmam için. Çünkü dikiş yapmayı da düşünüyorum makinemde. Ay süper ya vallahi çok güzel. Son bir dakika diye arkadaşlardan ben, tamam, haftaya haber ben, geldi. Hemen devam edeceğimiz. Şu yapılmışın tamamını bir görelim son olarak. Yardımıyla. Çünkü kenar temizlemelerimiz falan var daha. Evet çok şöyle güzel. Buyurun. Harikasınız. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür sağ ederim. Olun. Ne demek. Perihan Hanım çok teşekkürler geldiğiniz için. Ayaklarınıza ellerinize sağlık. Siz çok de sağ olun. Sağ. Size de teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Evet sevgili izleyenler Selçuklu Belediyesi başta olmak üzere. Onun çatısı altındayız çünkü uzun zamandır. Buradaki hocalarıma, konuğuma. Kamera arkasındaki yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma
Ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler. Sağlıkla, sevgiyle ve tatlı, huzurlu, mutlulukla kalın inşallah. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.